Kimyada birçok kez farklı moleküllerin aynı atomlardan oluştuğunu görmüşsünüzdür. Örneğin bu iki molekülde 4 karbon içeriyor. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Buraya kadar aynı. Yani molekül formüllerini bu şekilde yazmaya başlayabiliriz. C4. Ayrıca ikisinin de 10 tane hidrojeni var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hidrojen. Demek ki ikisini de C4H10 diye yazabiliriz. Lakin aslında ikisi çok farklı moleküller. Bunu değişik yapıdaki bağlarından anlayabiliriz. Mesela burada 3 karbon ve 1 hidrojene bağlı bir karbonumuz var. Hemen üstündeki bu moleküle bakarsak 3 karbona bağlı bir karbon göremiyoruz. 2 tane karbona bağlı olan var ama alttaki 3 tane karbona bağlı. Demek ki atomların bir araya gelişi farklı. Yani atomların arasındaki bağlantı yapıları farklı. Başka bir deyişle tıpatıp aynı atomlardan oluşsalar da hatta aynı moleküler formüle sahip olsalar farklı moleküllerden bahsediyor olabiliriz bağlarına ya da şekillerine göre bu moleküllere izomer diyoruz. Evet, izomer. Aynı moleküler formül, tıpatıp aynı ama değişik bağlar. Gördüğünüz gibi farklı bağlar ya da farklı şekil. Buraya da yazalım. Farklı bağ, şekil ya da oryantasyon yani yöneliş. Farklılık sadece bağlardan dolayı ortaya çıkıyor. Bu tip izomerlere yapı izomeri diyoruz. Evet. Bu arkadaşlar yapı izomerleri. Aynı atomlar ama farklı bağlar. Yapı izomeri. Şimdi buradaki molekül çiftine bir göz atalım. Aslında onlar da yapı izomerleri gibi gözüküyor. İkisinde de aynı yapı. Dört tane karbon var. Ayrıca bir, iki, üç, dört, beş, pardon. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. 8 tane de hidrojen var. Demek ki ikisi de C4H8. Aslında bağları da aynı gibi gözüküyor. Sol tarafa bakarsak tıpatıp aynı gibi. Sağ tarafa bakarsak karbon bir karbona, o karbon da 3 hidrojene bağlı. Burada da karbon bir karbona, o karbon da 3 hidrojene bağlı. Aynı şekilde karbon hidrojene bağlı ve burada da karbon hidrojene bağlı. Sonuç olarak bağlar aynı gözüküyor. Her şey aynı şekilde bağlanmış. Ama aslında bir fark var. Buradaki metil grubu sağ altta, buradaki ise sağ üstte. Tamam, ne fark eder ki diye düşünebilirsiniz. Bu moleküller de sonuç olarak hareket halinde. Hatta belki de kendi etraflarında dönüyorlar. Öyleyse buradaki de dönerek alt tarafa gelebilir. Ve üstte gördüğümüz molekülü oluşturabilir. Eğer buradaki bağ tek bağ olsaydı, tek bağ bu rotasyona serbest dönmeye izin verebilirdi. Birbirlerinin etrafında dönmelerine izin verilebilirdi. Ama burada bir çift bağ var ve çift bağ rotasyona izin vermiyor. Bu iki çift bağ da rotasyona izin vermiyor. Onları oldukları noktalara sabitliyor. İşte bu nedenle bu iki molekül farklı moleküller. Burada iki CH3 grubu da altta ya da ikili bağın aynı tarafında diyebiliriz. Ama bu molekülde metil grupları ikili bağın farklı tarafında duruyor. Bu şekilde oluşmuş izomeriye, yani aynı atomlar ve aynı bağlarla oluşmuş izomeriye stereoizomerlik deniyor. Yani burada daha çok moleküllerin üç boyutta nasıl durdukları, yani uzaydaki yönelişleriyle ilgileniyoruz. Bağlanma düzenleriyle değil. Aslında buradakiler de stereo izomer. Gördüğünüz gibi karbon yine aynı şeylere bağlanmış. O zaman bu iki çift içinde stereo diyebiliriz. Stereo izomer. Buradaki stereo cis-trans izomerliği de deniliyor. İki grupta aynı tarafta olduğu zaman cis, ikili bağın farklı taraflarında olduğu zaman trans diyoruz. Cis-trans izomerleri. Evet, cis-trans izomerleri. Genel olarak bu izomerler geometrik izomer olarak da adlandırılır. Bir alt grup olarak düşünebiliriz. Yani cis-trans ya da geometrik dediğimiz zaman aslında stereo izomerlerin bir alt kümesinden, alt grubundan bahsetmiş oluyoruz. Peki bu taraftakine ne demeli? Burada bir ikili bağ yok. Cis-trans'tan da bahsetmiyoruz. Bu molekülde karbon flora, klora, broma ve hidrojene bağlı. Aynı şekilde burada da flora, klora, burama ve hidrojene bağlı. İyi de bu moleküller hangi konuda farklı? Esasen farklılık onları üst üste koymaya çalıştığımızda ortaya çıkacak. Onları üst üste koyarsak örtüşmediklerini göreceğiz. Çünkü onlar birbirlerinin ayna görüntüsü. Dört farklı atomdan oluştukları için de üst üste gelince çakışmaları olanaksız. Bu yüzden de tamamen farklı kimyasal özelliklere sahipler. Ayrıca bu ikisinin de stereoisomerliğin bir alt grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Stereoisomerlik, moleküllerin üç boyutta uzayda nasıl yerleştiği ile ilgiliydi. Molekülün bağlama düzeninin aynı olup olmadığı ile ilgili değil. Birbirinin ayna görüntüsüyle üst üste çakışmayan iki molekülün oluşturduğu bu alt gruba da enantiyomerler diyoruz. Evet bu molekül çiftine enantiomer diyebiliriz. Adının içindeki enantio aslında Yunancadan geliyor. Karşı ya da ters demek. Bu iki molekül birbirinin tersi ve üst üste konulup çakışmaları imkansız. Onlar birbirlerinin ayna görüntüleri. Sonuç olarak bütün bu molekül çiftleri izomerliğin farklı çeşitleri. Buradaki moleküllerin birbirlerinden farklı olduğu ortada. Çünkü değişik bağlar var diyebiliriz. Ama cis-trans izomerleri bile farklı kimyasal özelliklere sahipler. Farklı gözükmeseler de farklı kimyasal özellikleri olacak. Hatta bazen o kadar farklı oluyorlar ki biri biyolojik sistemlerde varlığını sürdürebilirken öbürü için bu imkansız oluyor. Ya da biri sağlığımız için yararlıyken diğeri sağlığımızı tehdit eden bir molekül olabiliyor. Aynı şey enantiyomerler için de geçerli. Biri biyolojik olarak aktifken diğeri de aynı şekilde olmayabilir.